merhaba. Güzel bir aktivite ya. Hem pazardasınız hem böyle canlı müzik var. Bence harika. Tabii biraz da Ayşe'te bilenler. Only sevgili müdavimler, herkese merhaba. Emreko'nun yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyim. Bugün St. Petersburg'dayız ve pazara gidiyoruz arkadaşlar. Kasırga fırtına onları atlattık. Harika bir bahar günü gibi buralar. Ve öyle bir çekim yapacağız. Bakalım nasıl olacak. İlk defa pazara gidiyorum burada. Çok meraktayım. Sizler için de şöyle ortamı göstereyim. Bakın futbol oynayan çocuklar var. Bisiklete binenler. Harika bir hava. Evet, pazara geldik ve pazarın girişinde de şöyle bir Harley Davidson var eskilerden. Ortam çok kalabalık. Bu her cumartesi olan bir pazarmış. Biz ilk defa geliyoruz. İlk defa da böyle yüksek binalar görüyorsunuz. Bakın St. Petersburg'da ender görülen bir şey yüksek binalar. Bizim pazarlara benziyor ya, değil mi Yosuncuğum? Bu ne, sıra mı var? Pazarda bedava herhalde dağıtıyorlar. Bakar mısınız? Sıra var. Ha, bu yemek sırası herhalde. Neyse, şimdi biz pazara girelim. Bakalım neler olacak. Pazarda görüşürüz. Pazarda birçok food truck var. Burada işte yemek satıyorlar bu food truckların içerisinde. Biraz bakalım neler var. En çok şurası kalabalık. Arepas, Latin yemekleri. Gluten free diyor. Muhtemelen ondan dolayı. Buldun mu aradığını canım? Valla bayağı çok şey var. Böyle büyük restoranların mobil mutfakları da burada. Aç kalmayız yani. İşte Saturday Morning Market diye görüyorsunuz. Saat 9'da sabah, öğlen 2 arasıymış. Böyle burada takılıyorsunuz işte. Evet, şimdi yiyecek bir yer arıyoruz. Ne yiyeceğiz ona karar vereceğiz. Çok fazla ürün var. Arda'yla buluştuk yine. Diğer videolardan hatırlarsınız kardeşimi. Selam herkese. Yine bir aksiyon günündeyiz. Evet. Keyifli bir aksiyon. Güzel güzel. Yeter. Pazara geldik işte. Pazarda da önce yemek yiyeceğiz bugün. Her hafta oluyormuş bu pazar. Her cumartesi. Bugün ilk sezonu değil mi? Aynen aynen. Buraya. İlk sezon olduğu için o yüzden çok kalabalık. Hani derler ya, ana baba günü abi. Analar etrafını babalar. Göster göster, evet. Bak. Çoluk çocuk çombalak. Şu mesela çombalak gelen. Dayı gelmiş buraya. Bisikletini almış. Bu ne lan? Bu nasıl bir köpek? Wow, harika. Güzel köpek. Güzel köpek. Köpeğini alan gelmiş. Çoluğunu, çocuğunu, köpeğini alan burada. Arkadaşlar, Mexican Coke aldım. Yani Meksika kolası. Arda dedi ki çocukluğumuzun kolası dedi. Şimdi tadıyorum bakalım. Şişe de zaten çok enteresan. Bakar mısınız? Çocukluğumuzun kolasını tadıyorum sizler için ha. Kendim için değil. Doğru mu? Gerçekten öyle ya. Vallahi güzelmiş ya. Evet. Şöyle değişik. Meksika'da üretiliyormuş bu. O yüzden adı Mexican Coke. Hadi bakalım. Şimdi kahvaltımızı edeceğiz. Şuradan alıyoruz. Şöyle göstereyim. Taco Lady. Taco Lady'den bizim Lady de aldı bakalım. Beğenecek mi? Arkadaşlar, şimdi Arda gösterdi bunu. Bu adam pizza yapıyor normalde ama buraya böyle menüler de koymuş. Şuna bakar mısınız? Hani bize tombik döner olur ya. İşte bildiğiniz tombik döner. Şeyi bir göstersene. Tırağı da göstersene. Tırağı da gösterelim. Abi adamın tırağında pizza fırını var. Bakar mısınız? Adam pizza fırını koymuş ya araca. Adam. Vay, adam diyor ki dünyadaki en iyi pineapple diyor. The pineapples are still 2 for 8, 1 for 4. Ya işte adam ananas kesiyor, yapıyor. Millet de böyle ilk defa görmüş gibi bakıyor. Enteresan. Şöyle gidelim. Buradaki pazarda canlı müzik de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Thank you very very much. Ben tam ben çekerken müzik. We hope y'all enjoy the market. Join some of the music we got for you.
Güzel bir aktivite ya. Hem pazardasınız hem böyle canlı müzik var. Bence harika. Burada da masaları koymuşlar. Yemeğinizi yiyorsunuz. Pazarda ortam güzel arkadaşlar. St. Petersburg'dayız. Pazar çok keyifli. Şöyle gezelim bakalım biraz daha. Neler var, neler yok. Her yerde sıra var ya. Bayağı kalabalık. Amerika kahve çılgını olduğu için en büyük sıra kahvecide. Orası güzel kokan bir yer. Sabuncu. Burada da sabuncu ve doğal ürünler falan satıyorlar böyle. Tabii biraz da tabii biraz da ters ışıktayız şu anda. O yüzden düzgün görüntü almaya çalışıyorum. Taşçıya gidiyorlar. Hadi bakalım. Biz de bakalım şu taşçıya ne varmış şu taşçıda. Burada da el yapımı ürünleri görüyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz bizde böyle bıçak biletirsiniz. Bileyici olur ya. Ulan burada da bulduk ya. Enteresan değil mi? Bak bıçak biliyorlar. Şöyle. And that's why it's 70 because it's değişik böyle bıçaklar da var. It's got more of an exotic handle. Çakılar, bıçaklar. Bak biliyor musun? Burada olmayan işler bunlar. Değerli meslek. Bak bana da buradan iş kapısı çıkıyor. Hiçbir şey yapamazsak ne yaparız abi? Bir bileyici açarız. 10 dolardan bıçak bileriz değil mi? Ya biraz da böyle meyve sebze fiyatlarına bakalım diyoruz. Onlar arkada. Çünkü bunlar zaten birçok yerde gördüğünüz şeyler. Ben meyve sebze fiyatlarını merak ediyorum. Şimdi oraya gidiyoruz. Herhalde gideriz. Bakalım. Yusun bambu almaya karar verdi. Şimdi şöyle bambuları göstereyim. Biz 5 dolarlık bir bambu aldık. Şimdi onu evimize götüreceğiz. Güzel fiyat ya bambu için. Düşünsene bambu Türkiye'de çok pahalı bir şey. Burada 5 dolara bambu alıyorsun. Şu da 6 dolarmış. Evet bambumuzu aldık. Bereket için. Bereket için mi oluyor bu? Evet. Hadi bakalım. Hadi bereketli olsun o zaman yeni evin. Yeni evimizin bereketi bambumuzu da aldık arkadaşlar. Bayağı bir çılgınlık var abi burada. Müzik eşliğinde, pazarda müzik eşliğinde alışverişimizi yapıyoruz. Şimdi pay alacağız. Ne alıyoruz canım? Strawberry rhubarb deneyeceğiz. Sen rhubarb'lı pay yedin mi? Yemedim. Hangisi? Tadalım bakalım. Only you. Evet diyorsun olduğu için yine üstümüze döktük. Valla sebze meyveye bakacaktık ama araba alıp sıraya falan giriyorsun. Şimdi onunla uğraşamayacağız. Şöyle ben biraz göstereyim. Evet, mısır. Bir tanesi 75 centmiş. 3 tanesi 2 dolar. Burada gördüğünüz gibi pineapple. Pineapple Türkçesi ne? Burada ananas tanesi 4 dolar arkadaşlar. Güzel fiyat. Yani şu kocaman ananas 4 dolar. Şurada portakallar var. Yani böyle az az koymuşlar gelip buradan sepetinizi alıp ondan sonra sıraya girip bunları alıyorsunuz ama hani uğraşılır mı? Ben uğraşmam yani. Buraya gel sırada bekle falan filan. 1-2 dolar ucuz diye gerek yok. Evet pazar böyleydi. Bir pazarı böyle atlattık. Şimdi sahile gidişi atlattık diyorum çünkü biraz sıkıldım kalabalıktan. Şimdi sahile gidiyoruz buradan. Biraz oraları çekerim. Yani bu biraz böyle hafta sonu ne yapıyorsunuz videosu gibi bir şey oldu. Tam bir pazar videosu yapamadık. Çünkü işte gördüğünüz işte buradaki pazar da böyleydi. Hadi o zaman sahile geçelim. Geldin arabanı park ettin buraya bedava değil mi? Yapamazsın ha bak. Cezayı kilitliyorlar şu anda. Şu parking enforcement geliyor böyle arabalara. Cezayı kilitliyor. Geçmiş olsun. Biz bir ara sokağa park ettik. Bakalım bizim arabaya inşallah ceza yazmamışlardır. 2 saat bedava diyordu. Şimdi göreceğiz. Ya bir de ben ters ışıktayım ya böyle pazarda. O da çok hoşuma gitmedi. Sürekli ışık değişiyor şu anda olduğu gibi. Sonra Berat'ı uğraştırıyoruz color ayarlarıyla. Amerika'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Hiç sevmiyorlar böyle. Özellikle buralarda bilmiyorum. Kameraya çekilmeyi. Kamera gören kaçıyor. Kimisi de diyor ki işte ben çekilmek istemiyorum. Tamam hak veriyoruz ama zaten genel çekiyoruz biz de yani kişisel bir şey çekmiyoruz. Böyle bir ama hastalıkları var. Bizim mesela okuldaki öğretmen de öyle. Hiç sevmiyorum ben diyor yani kameraya çekilmeyi. Ondan sonra böyle sosyal medyayı falan filan. Enteresan. Enteresan derken aslında normal bir şey de artık biz tabii sürekli hayatımız böyle olduğu için bizim için çok normal olan şeyler onlara anormal geliyor. Sevmiyorlar yani işte genel olarak. Seveni var, sevmeyeni var öyle diyeyim.